4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle Edirne Belediyesi tarafından kentte bulunan sivil toplum örgütleri ve hayvanseverlerle birlikte Saraçlar Caddesi'nde bir kermes düzenlendi. Çeşitli el işleri, yiyecek ve mamaların satıldığı kermesin geliri yine sokak hayvanları için kullanılacak. Kermesi ziyaret eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi olarak bütün canlıların yaşam hakkının kutsal olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince sokak hayvanlarına ve diğer canlılara da hep birlikte yaşam alanları üretiyoruz dedi. Bugün 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü. Bu anlamda biz Edirne Belediyesi olarak sivil toplum örgütleriyle, hayvanseverlerle ve diğer hayvan hakları platformlarıyla çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Sabah barınakta çok güzel etkinliklerimiz oldu. Bütün öğrenciler ve hayvanseverler barınağımızı ziyaret ettiler. Şimdi de bugün Saraçlar'da saat 14'te biz hem Edirne Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Bana Mama Ver platformu ve 22 Dost Eylemi ile beraber derneğimizle beraber bir de Milli Parklar ve Orman Müdürlüğü ile beraber Saraçlar'da bir farkındalık standları açtık. Biz biliyoruz ki Edirne Belediyesi olarak bütün canlıların yaşam hakkının çok kutsal olduğunu biliyoruz ve bu anlamda da biz elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince sokak hayvanlarımıza ve diğer canlılara da hep birlikte yaşam alanları üretiyoruz. Son 10 yıldır ben işte belediye başkan yardımcısı olduğumdan beri gerçekten Trakya'nın en büyük ve en güzel barınağını yaptık. Burada sivil toplum örgütlerinin, hayvanseverlerinin de çok ciddi katkısı var. Edirne de öyle bir şehir zaten. Bütün Edirneli dostlara, hemşehrilere çok teşekkür ediyorum. Yaşamı birlikte kucaklayacağız. İyi ki hep beraber çok güzel bir yaşam alanımız var. Edirne'miz var, dünyamız var. Biz sokak canlılarını, bitkileri, böcekleri korursak, ekolojik dengeyi eğer doğru tutarsak doğa bizden öcünü almaz. Edirne Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve 22 Dosteli Derneği Kültür Sanat Ekibi temsilcileri de kermesten elde ettikleri geliri hayvanların yararına, onlara mama almak için veya tedavileri için kullanacaklarını söylediler. Edirne Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'yuz biz. Bugün burada hem Dünya Hayvan Hakları Günü, Hayvanları Koruma Günü için buradayız hem de ayrıca şehrimizde sokak hayvanlarının yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekmek için mamalarımızda sokak hayvanlarını özellikle kullandık, farkındalık yaratmak istedik. Bu sebeple buradayız. Ücretsiz mamalarımızı dağıtıyoruz. Sokak hayvanlarımıza ulaştırma amaçlıyoruz. Burada yaptığımız el emeği çalışmaları hayvanların yararına maaş, bağış almadığımız için satış yaptığımız ve gelir sağladığımız bütün parayı hayvanların mamaları için ve hastalıkları için kullanacağız. Bu şekilde el yapımı seramikler var. Tabaklarımız var, yiyecekler var. Şu an ilgi nasıl? Edirne'nin ilgisi? Aslında yemek olarak yemeğe çok fazla ilgi var. Onun dışında el emeği ürünleri de var. Fakat yemek ön planda.